sırada tatbikatın başka bir bölümü var. Karşılaştığımız zaman şansa dur diyoruz ve yat diyoruz. Şans durmaz ve yatmazsa mutlaka bize bir karşı koyma olayı olacaktır. Bu karşı koyma olayı normalde şansın kalbi 70'ten birden 140'lara çıkar. Dolayısıyla duruşları, hareketleri çok sert olabilir. Evet, şu anda savunma taktikleri uzmanı, eğitmeni Miraç Seyhanlı savunma taktiklerine yönelik birkaç hareket gösterecek. Rakip birden sıkılaştığını gördüğümüz an şansa direkt olarak müdahale ediyoruz. Gördüğünüz gibi aşağı indirip enseden tutup şansı hırsız hale getiriyoruz. Normalde geldik, aç polis dedik. Oy kardeşim. Veya ön tarafa geliyorsunuz arkadaşlar. Planlarınızı sık yaptım. Arka tarafına geliyorsun. Sen de arka tarafa geç. Olaf bende. Hazır mıyız arkadaşlar? Aç polis! Yat! Yat! Yat polis! Yat! Yat! Yine aynı şekilde şansları müdahale ediyoruz. Aç polis! Yat! Yatmıyor. Yatmayınca hemen ikinci kişi müdahale ediyor. Ve arkadan, şuradan gördüğünüz gibi hafif bir baskı, onu etkisiz duruma getiriyoruz. Daha sonra kelepçemizi takıyoruz. Polis savunma taktiği eğitimine özel harekattaki her polis alıyor. Eğer silah kol mesafesindeyse, yakınımızdaysa, ilk başta elimizi kaldırıyoruz ve şahsı göz göze gelerek biraz kafamızı hafif sağ tarafa doğru eğiyoruz ki eğer patlarsa bile şu taraftan gitsin. Hazır? Al! Yat polis! Veya karşı taraf iki kişi. Sakin ol. Sakin ol. Yat polis! Hazır? Al! Yat polis! Sakin ol. Yat polis! Saldırgana müdahalede saniye değil, saliselerin önemi var. İşte bu eğitimler o yüzden çok önemli ve sürekli tekrar edilmesi gerekiyor. Zihin alma olaylarında yaklaşma, yaklaşma, yaklaşma vururum. Sakin ol. Yaklaşma. Yaklaş. Ya. Neyin alınan kişi biz olursak, görsel olarak kişi boyunu görebilir fakat buradaki elini göremez. Dolayısıyla elini kaldır, kaldırıyorum ama bunu göremiyor. Göremediği için ağacını gösteriyorum. Sandırırsak. Fazla bir komplike değil. Yaklaşık 1300 kişinin tamamı bu hareketlerin hepsini günlük 5 veya 6 saat olmak üzere bunun eğitimini yaptılar. Silah, bıçak ve teknik programı teknik olarak bütün bunların hepsini 1300 kişi şu anda vermiş bulunuyoruz. Günde yaklaşık 6 saat yakın antrenman yapıyoruz. Bıçaklarda da şans bıçakla saldırmaya çalıştığı zaman birinci olay benim olan ilk başta benim güvendiğim. Dolayısıyla silahını bırakıyorum. İkinci aşamada ise spontane alttan üstten vurmaya çalışıyor. Saldırganı etkisiz hale getirmekle bıçaklı saldırganı etkisiz hale getirmek arasında çok büyük fark var. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu hareketleri öğrenmek zorlu bir çalışmayı gerektiriyor. Şimdi
görüntü olarak herhangi bir kötü bir görüntüsü yoktur. Fakat ağrısı çok ve çok yüksektir. Eğer yere atmak istiyorsan... Veya... Yine bende. Süren eğitimlerden geçen özel harekat polisleri her bir hareketi, her bir taktiği yüzlerce, binlerce kez tekrar ediyor. Ve onlar için bu hareketler nefes almak gibi sıradanlaşıyor. Bu şekilde olabilirdi. Oraya değil de aşağı doğru da tutabilirdi. Aşağı doğru tuttuğu zaman ne yapıyoruz? İlk başta şöyle mekanizmayı bir tutun. Patlayabilir, birinci mermi gitsin. İkinci mermiden sonra at, içeri doğru büktüğümüz zaman çıkartabiliriz. Yine söylüyorum, bak aşağı doğru olabilir. Aman, bitti. Yukarı doğru tekel oldu. Dur dedim, bitti. Çift tel olabilirdi, profesyonel bir dövüşçü. İki şekli var, ya içeriden alırdım. Ya da dışarıdan vururdum. Benim için fark etmiyor. Çek, hemen yatırıyorum. Aynı dediğim gibi bir aşağıdan şöyle dizin atlayacakmış gibi o şekilde bir orta seviye ve bir yukarı seviye doğru silahları şey yapın. Evet. Evet. Şimdi aşağı eli vurduktan sonra burada mümkünse sağ elimizde mekanizmayı tutalım. Sebep şu, patlayabilir birinci mermi. Ondan sonra ikinci de kendine doğru çekilir ve ağır bir şekilde gördüğün gibi. Yani burada kendine aman ne oluyor bırak. Orta seviyede zaten anlatımı biliyorsunuz. Üst seviyelerde alt ve orta seviyede fazla değişmez. Ama şahsa gireceğim, silahını attırmak zorundayım. Şimdi silahı almayacağım. Sadece silahı elinden attıracağım. O zaman da diyorum ki aman diyorum. Ve aldım hemen yap. Evet. Gitti yeter. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Evet, ikinci şahıs varsa o da buradan tutabilir. Şuradan gelir ve şahıs etkisiz. Hemen silah kelepçeyi takıyoruz.